Günaydın. Trump'la beraber iki farklı piyasa gördük. Kesinleşmesiyle beraber şurada vadeli piyasalar üzerinden bakarsak görüyorsunuz taban gördükten sonra vadeli piyasalar günü net bir şekilde artıda bütün hasarı telafi ederek tamamladı. Dolayısıyla aslında çok hızlı bir şekilde Trump'ın ekonomi planını fiyatlamış olan bir piyasayla karşı karşıyayız. Önce endeks hareketi olarak değerlendirirsek 2120'lerin kırılmasıyla beraber biraz daha aşağı seviyeleri gördük. Ama şu anda tekrar söz konusu desteğin üzerindeyiz. 200 günlük ortalama test edildi. Ardından da dönüş geldi. Son derece pozitif bir hareket diyebiliriz ama alıma geçmek için ben biraz daha temkinli olup 2190 seviyesinin net bir şekilde kapanış bazında aşılmasını görmek istiyorum. Tabii bu sırada eğer Nasdaq ve Russell gibi daha hızlı hareket eden endekslerde de bir teyit gelirse ki bunlar da 200 günlük ortalamadan aşağı yukarı döndüler. Son derece pozitif bir fiyat hareketi başlayacaktır. Oldukça da kuvvetli olabileceğini bu hareketin düşünüyorum. Şimdi tabii şu aralar yoğunluk olarak Keynes, altyapı yatırımları vesaire gibi terimleri duyacaksınız. Burada birkaç tane tarihi ortalama üzerinden gitmek istiyorum. Şurada Cumhuriyetçi ve demokrat iktidarlar ki altını çizmek lazım tamamen kontrolü altına girmiş bir iktidar görüyoruz. Yani Temsilciler Meclisi, Senato ve başkanlık üzerinden bir cumhuriyetçi ağırlığı var. Görüyorsunuz savunma harcamaları dışı baktığımızda kamu yatırımlarında artış olduğu net bir şekilde gözükebiliyor. Yine benzer bir şekilde savunma dışında brüt yatırımlara baktığımızda Obama dönemini nasıl değerlendirmek gerekir bilmiyorum. Çünkü ciddi anlamda bir krizden geçtiğimiz dönem. Dolayısıyla çok gösterge olmayacaktır. Aynı zamanda Cumhuriyetçi muhalefetinde özellikle ikinci dönemde çok sert olduğunu, bazı adımları attırmadığını gördük ama genel olarak baktığımızda Cumhuriyetçilerin ağırlıklı olarak başkanların harcama eğilimli olduğunu bu tabloda gösteriyor. Yine diğer bir başka tabloya baktığımızda bütçenin de artık buna sorumsuz mu dersiniz veya daha fazla açık verilerek kullanıldığını mı dersiniz ama yine Cumhuriyetçiler döneminde GDP oranla daha fazla açık vermeye başladığını görüyorsunuz. Son olarak da bunu uzun vadeli olarak bakalım. Tabii tekrar söylemekte fayda var. Obama döneminin ilk dönemi büyük bir kriz dönemiydi. Dolayısıyla çok da mantıklı değil bu döneme bakmak. Ama görüyorsunuz Clinton'ın dönemi hariç ki burada borçlarımı ödeyelim mi vesaire Greenspan'larında yazar. Hariç genel olarak açıklar verildi ve bu açıklarında cumhuriyetçilerde daha yüksek olduğu gözüküyor. Dolayısıyla bu düşünce bu şekilde devam edecek düşüncesi sektörleri tabii ayrıştıracaktır ama genel olarak piyasayı yukarıya doğru itecek. Zaten bu son bilanço dönemine bakarsanız o earning recession dedikleri karlarda yükseliş olmaması olayının bittiğini görüyorduk. Yani bir toparlanma vardı. Bunun üzerine de kamu harcamaları gelecekse ve elbette vergi indirimleri de olacaksa ki vergi indirimleri büyük şirketler açısından önemli bir gelişme değil bence. Zaten etrafından dolanıyorlardı. Hiçbir Amerikalı yani Apple %30'lar civarında zaten vergi vermiyor. IBM zaten böyle bir şey yapmıyor ama hem vergi kanununun yalınlaşması, ben bunu indirimden daha önemli buluyorum. Hem de vergi affı gibi bazı noktalar dışarıda tutulan paranın ki bu büyük ölçüde dolardır ama Amerika'ya geri getirilmesi gibi noktalar nedeniyle endekslerin pozitif hareket etmesi, çok ciddi yükselmesi söz konusu. Bu zaten daha önceki de senaryoydu ama bunun için 2190'ların aşılması gerekiyor. Şimdi bugünkü veriler açısından baktığımızda çok piyasayı etkileyebilecek bir veri olmadığını görüyoruz. Bundan sonra biraz artık açıklamalar sonrası gidip gelen bir piyasa göreceğiz. Şimdi Çin tarafına da bir göz atalım. Çünkü dün gelen veri aslında oldukça önemli veriydi. Görüyorsunuz Asya'da kayıplar çok hızlı bir şekilde yerine konmuş durumda. Çin tarafında da endeks ki buna bakmakta fayda var çünkü burada da önemli bir hareket yaşanıyor. Görüyorsunuz yavaş yavaş yukarıya doğru giden bir endeks var. Çin tarafında da açıklanan enflasyon verisinin içinde
son birkaç aylık düşündüğünüzde önemli bir hareket vardı. Yani CPI üzerinde çok büyük bir baskı olmadığını görüyoruz ama PPI açısından baktığımızda bunun eksi altılara kadar geri çekildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Net bir şekilde son bir yıldır veya sene başından bu yandan yükseliş olduğu gözüküyor. Bu yükseliş Amerika'ya da yansıyor, Almanya'ya da yansıyor. Yani global enflasyon beklentilerinde ve enflasyonun kendisinde yukarıya doğru bir hareket görüyoruz. Ki bu bonolara geçersek nasıl dün fiyatlandı? Kamu harcamaları olacağı düşüncesiyle görüyorsunuz sert bir şekilde enflasyon beklentileri yukarıya doğru hareketlenmiş durumda ki bu bizi aşağı yukarı geçen senenin yazına götürüyor. Dolayısıyla bu Fed üzerinde de baskı yaratacak bir gelişmedir. Yani biz Fed'in faizleri ertelemesine hangi koşullar altında makul buluyorduk? Trump'la beraber çok yüksek bir volatilite, piyasalarda yoğun satışlar, dolayısıyla da erteler diye bakıyorduk ama eğer volatilite bittiyse şu anda gördüğümüz bu resim, enflasyonda yükseliş, artı kamudan destek gelmesi, kamu konusu bankaların, merkez bankalarının en çok neredeyse yalvardığı bir konu ve şu anda tam istedikleri gelişme oluyor. Bu gelişme olacaksa Fed faiz artışında çekingen olmayacaktır. Hızlı arttıracak anlamında gelmiyor bu ama daha rahat, daha az düşünerek arttırabileceğini düşünüyorum. Şurada görüyorsunuz olumlu bir teknik görüntü var. Bu teknik görüntü enflasyon beklentilerinin daha yukarı gitmesine de neden olacak. Özellikle burada artık petrolde de bir net kırılma görürsek o zaman çok ciddi bir enflasyon trade'i başlıyor olabilecek. Şimdi tabii 10 yıllıkların buna verdiği tepkiye bakalım. Dün 10 yıllıkların nasıl bir dinamizm içinde olduğunu paylaşmıştım. Burada da %2 seviyelerini gördükten sonra şu anda yani 2.7'lere kadar yükseldikten sonra hafif bir geri çekilme var. Bonolardan genel olarak uzakta durmayı sürdürüyorum ama özellikle Avrupa bonolarından uzak durmak gerekir diye bakıyorum. Burada çok ciddi zararlar yazılacak. Portföylerin durasyonunu vesaire de daha önce paylaşmıştım. Bu zararlar neticesinde bono piyasasının oldukça rahatsız olacağını, büyük volatilite yaratacağını düşünüyorum. 94 tarzı bir hareket söz konusu olabilir. Dolayısıyla ağırlıklı olarak kısa vadeliden bahsetmiyorum. Şirket tahvilleri, high yield'lar canlanacak ekonomi beklentisiyle daha iyi performans gösterebilir ama bu sırada portföyleri hafifletmekte, bono ağırlığını azaltmakta fayda var. Pariteler tarafına geçelim. Paritelerdeki veya metallerde de durum aynı. Dün şu yükseliş kalıcı olsaydı kimsenin şaşıracağını zannetmiyorum. Yani eğer bu sabah Trump'la beraber 1.13'ler civarında bir euro görmüş olsaydık çok muhtemelen hepimizin yorumu işte Trump'la beraber güvenli limanlara bir kayma oldu. Dolardan çıkan para euro, Japon yeni ve CHF'e gitti diyecektik. Kimse de buna itiraz etmeyecekti ama dünkü veya Trump zaferini kullanamayan 1.13'lerden dipte kapatan yani bir ortada falan da değil dibinde kapatan bir euro ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla euro bu ortamda kendi kuvvetini gösteremediyse ciddi anlamda zayıf bir performans sergiliyor diye düşünüyorum. 1.09.40'ların altında bir kapanış önemli olacaktır demiştim. Hemen o civardayız. Net bir kırılma olduğu takdirde yavaş yavaş önce şuradaki 1.08.50 ardından 1.07.40'a doğru geri çekilmenin devam etmesini beklerim. Burada tabii şöyle bir unsur da artık çalışmaya başladı diye düşünüyorum. Dördündeki referandum ardından 2017 senesindeki seçimler hiçbir şekilde basına artık güven kalmayacaktır. Hiçbir şekilde anketlere inanan bir kitle olmayacaktır. Dolayısıyla okunması çok daha zor bir siyasi döneme giriyoruz. Bunun da euro üzerinde volatiliteyi arttıracak bir etkisi olacak en azından. Şimdi opsiyonlar tarafı nasıl, bir oraya göz atalım. Daha sakin hareket eden bir piyasa. Opsiyonların da dünkü harekete katıldığını ve satış tarafında olduğunu görüyoruz. Çok yoğun değil. Geçtiğimiz aylardaki 1.08'lerdeki seviyelerde değiliz. Ama satış geldiğini görüyoruz. Peki spread tarafındaki durum nasıl? Burada da geriye doğru bir dönüş var. Dolayısıyla
pariteyi, doları destekleyen bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Japon yeni tarafına hemen göz atalım. Japon yeninde de aşağı yukarı benzer bir durum söz konusu oldu. Önce kuvvetli bir şekilde aşağı geldiğini gördük. Acaba boj müdahale eder mi vesaireyi tartışırken de yukarıya attığını gördük. Çok büyük bir ihtimalle bu durum devam edecektir. 200 günlük ortalamanın da aşılması gerekiyor. Burada da genel beklentimi zaten daha önce paylaşmıştım. Çok fazla değiştirmiyorum. Bir önemli nokta daha var. Şu anda büyümeden vesaire bahsederek dolardan bahsediyoruz ama Trump'ın ciddi anlamda ticareti daraltacak veya Amerika'yı kapılarını kapatacak bir politika uygulaması durumunda dünyadaki dolaşımdaki dolarda da bir azalış olacaktır. Dolayısıyla oradan da ciddi bir dolar desteği, dolar rally görebiliriz büyüme ve vergi affında ek olarak. Pound tarafının daha bağımsız bir dinamiği olduğunu daha önceki videolarda konuşmuştuk. Dün aslında görüyorsunuz volatilitenin nispeten daha zayıf olduğu bir para birimi oldu. Buradaki hikaye hala Amerika'da ne oluyordan ziyade İngiltere'de ne oluyor ve shortların büyüklüğü. Dolayısıyla Trump için makul bir para birimi olarak, bir trade olarak görmüyorum pound'u. Biraz daha yukarıya doğru gidebilir. Burada 26-28 aralığına işaret etmiştim. Dün bu aralığa çok yaklaştı. Dolayısıyla çok agresif bir şekilde artık alıcı olma taraftarı değilim. Tekrar 26-28'leri görür mü bilmiyorum ama görürse biraz pozisyon azaltmakta fayda olacak diye bakıyorum. Şimdi metallerde bir nokta çok önemli. Altın üzerinde bir baskı, yani 10 yıllıkların yukarı gitmesi, reel faizlerin artması altın için altın üzerinde negatif bir etki oluşturacaktır. Ama enflasyon nedeniyle 10 yıllıkların yukarı gitmesi veya büyüme nedeniyle yukarı gitmesi, bunun otopsisini çıkartmamız lazım. Yani eğer şöyle bir beklenti oluşacaksa harcamalar artacak, enflasyon yükselecek. Ama Fed daha az faiz artışı yapacak. Bu altın negatif bir görüntü değildir. Ama kuvvetli bir büyüme göreceğiz. Enflasyon gidecek. Buna Fed de ayak uyduracak şeklinde bakıyorsak o zaman altın negatif bir senaryoya bakıyoruz. Ben şimdilik kısa vadede dünkü hareketi göz önünde bulundurarak altın negatif bir senaryo içindeyim. Şurada 200 günlüğü de koyarsak burada da benzer bir yorumda bulunabiliriz. Altın tarafı eğer bugün yukarıda olsaydı çok büyük bir ihtimalle hepimiz işte Trump nedeniyle altında kuvvetli alımlar gördük tarzında yorumlarda bulunuyor olacaktık. Ama altın sert bir yukarı hareketten sonra ne 1350'lerin üzerine atabildi ne de 1306. Şurada eskiden dirençti. Şu anda yine direnç haline döndü. Seviyesinin üzerinde kapatabildi. Burada da 200 günlük ortalamanın altında kayan bir hareket gördük. Altın hisselerinde de keza bir zayıflık olduğunu gördük. 200 günlük ortalamanın altındayız ve spottan daha uzun süredir. Dolayısıyla altın zayıf bir seyir izliyor ama gümüşün çok daha kuvvetli durması nedeniyle şu anda altında short gitme niyetinde değilim. Gümüş net bir şekilde 200 günlük ortalamasından uzaklaşmış durumda. Dün de daha az tepki vermişti ama doğal bir hareket o. Dolayısıyla gümüşte 17.60'ların altına kaymasıyla beraber altında da short'a geçmeyi düşünüyorum. Ama şu anda baktığımda altının yukarıya doğru hareketlerini temkinli karşılama taraftarıyım. O hani devamlı her sene gelen işte bu sene altın patlayacak, şimdi dolar mahvoldu görüşünü bir kenara bırakmakta fayda var. Çünkü görüyorsunuz Çin dahil altın alacağı varsayılan merkez bankalarının hiçbirinde rezervler artmıyor. Aksine rezerv yakma durumundalar. Petrolle devam edelim. Petrol tarafı en zorlandığım taraf oldu aslında dün. Çünkü Trump'la beraber, Trump'ın seçilmesiyle beraber ilk başta satış yiyen varlıklardan bir tanesiydi. Ama burada da hızlı bir toparlanma gördük. Bence de kısa vadede olması gereken Trump'la beraber bir yükselişti. Ama bu yükselişin devam etmesi için açıkçası OPEC tarafından bu ay sonunda bir karar gelmesi gerekiyor. Şurada koyarsak dünkü yükselişin döndüğü yer veya aşamadığı şu seviyeler, 45-50'lerden bahsediyoruz artık, önemli. Bu seviyenin üzerine atmadığı sürece satış baskısı devam edecektir. Özellikle toplantıya yakın panik biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Ama açıkçası
ben buradaki büyük tabanın oluştuğunu ve yukarıya doğru bundan sonra yeni bir banda gireceğimizi düşünüyorum. Ama önce şuradaki 45-50'lerin üzerine atmamız lazım ki burada da biraz daha riski azaltmış bir şekilde longa geçebilelim. Son olarak bakırla tamamlamak istiyorum. Bakır tabii doğrudan aslında en basit Trump trade olarak da karşımıza çıkıyordu. Çok net bir şekilde altyapıdan bahsediyorsak Amerika bir Çin olmasa da altyapıyla beraber bakırın yukarı gitmesi en azından psikolojik olarak böyle bir trende girileceği belliydi. Önceki günlerde de bakır açısından uyarımı yapmıştım. Şu anda da trendin kırıldığını görüyoruz. Aslında yanılmıyorsam pazartesi günü yine paylaştım. Ham madde endeksinde de önemli bir yukarı kırılma olduğunu görüyorduk. Bunlar hem enflasyonist hareketler, etkiler hem de aynı zamanda dönüp baktığımızda büyüme açısından da pozitif işaretler diye bakıyorum. Tabii spekülatif de olabilir ama şimdilik büyüme açısından da pozitif okuyorum. Yukarıya doğru bu harekette muhtemelen devam edecektir. Dolayısıyla emtialarda da endüstriyel emtiaları yakından takip etmekte fayda var. Herkese iyi günler diliyorum.